Allah'ın yemin etmesi tuhaf değil mi? Hayır. Allah'ın yarattığı her şey gerçektir. Gerçek olan şeyler üstüne yemin ediyor. Bakın diyor. Bak. Bak. Yıldıza bak. Deveye bak. Kendine bak. Dış dünyaya bak. içindeki delillere bak. Yani oradaki yemini bir insanın yemin etmesi gibi algılamayın. Bak diyor sana. Bak. Nasıl bunlarda sizin için bir yemin var mı? Az önce okuduğumuz suriye, e, surede geçen cümle. Bunlarda sizin için bir yemin var mı? Dikkat edici bir şey, dikkat çekici bir şey yok mu bunlarda? Bak diyor, bak delil var bunlarda diyor. Kur'an devam şeyhim ya, kuş gibi oldum. Seni mi kıracağım Mesut komiser ya? Bir Fecr suresi gider o zaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim ikramı bol Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağırma vaktine, on geceye, çifte ve teke, yola koyulduğu zaman geceye. Nasıl? Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı? Görmedin mi ne yaptı Rabbin at kamine, sütunlarla dolu ileme, ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ve ne, ne, yaptı vadide kayaları olan Semut kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a yani istediğin kadar bu dünyada ortalığın amına koy sonun yok oluş ve hatta kötü bir insansan sonun sadece yok oluş değil kahroluş. Bunlar ülkelerde azıp zulmetmişlerdi ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi. Çünkü Rabbin tam bir biçimde gözetlemektedir. İnsan böyledir. Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa Rabbim bana ihanet etti der. İsyandan menet bizi Allah'ım. Doğrusu şu ki siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz. Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz. Malı devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz. İş böyle gitmeyecektir. Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde, Rabbin gelip melefle, melekler saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var bu saatten sonra? Der ki keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim. O gün hiç kimse onun azabı gibi azap edemez. Ve hiç kimse onun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey sükuna kavuşmuş benlik. Dön Rabbine. Razı etmiş ve razı edilmiş olarak. Gir kullarımın arasına. Gir cennetime. Bu laflarını işiteceğin kullarından olmayı nasip et bize Allah'ım. Ahirette keşke diyecek insanlardan etme bizleri Allah'ım. Affet günahlarımızı. Günahları bir sen affedersin. Kur'an okuyun arkadaşlar. Çok güzel kitap. Bak çok güzel. Ne olur oku. Uyku gibi düşünürsek öldükten sonra hemen mahşer. Öyle olacak. Öyle olacak. Yani öldüğümüzde bir anda ahirette yaratılmış olacağız. Ya çünkü hiçliği hissedemiyoruz. Allah uykuyu ölüme benzetir Kur'an'da. Deliksiz, rüyasız bir uyku gibi yani. Uykuda olduğunu anlıyor musun? Hayır bir anda uyanmış gibi oluyorsun. Bana da bir rahatlama geldi ağzına sağlık. Muruk Allah'ın ayetleri yani ben bir şey yapmadım. <laughs> Tebrikleri bana göndermeyin. Aa parlament çıktı içinden. Bilim din ilişkisi hakkında hangi modeli savunuyorsun? Ben gerilimli bir aradalığı savunuyorum. Ben ikisinin birbirini desteklediğini savunuyorum gayet. Şu an seni izliyor mudur sence? Hayır. Ölüler bizi izlemiyor. Şimdi size ispatlayacağım bunu bakın hani o cennette bizi görüyor muhabbeti tıraş. Bir kere zaten o kişinin cennette olduğunu bilemezsin ama cennette olsa bile seni göremiyor. Şöyle. Ahirette Allah Hristiyanları İsa ile yüzleştirir. Biliyorsunuz Hristiyanlar İsa'ya Tanrı diyor. En Tanrı'nın insan şeklinde enkarne olmuş hali İsa. Şimdi Maide 116. Allah şunu da söyledi. Ey Meryem oğlu İsa Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin? İsa dedi haşa tesbih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanabilirsin bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen evet sen gaypları çok iyi bilensin. Şimdi size vereceğim cevap o bizi cennette görüyor mu? Bak İsa ne diyor? Onlara senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Ama sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve zaten sen her şey üstünde bir şehitsin, tanıksın. Yani İsa öldükten sonra Hristiyanların halini göremediğini söylüyor. İsa bile görmüyorsa dünyayı benim babam hiç hiç görmüyordur. <laughs> yani peygamberler bile bilmiyor durumu, dünyadaki durumu. Onlar da insan, onlar da öyle. Ve tanıdıklarımız için hani cennete gitti, melek oldu gibi ifadelerde bulunuyoruz. Bunlar doğru değil. Bilmiyoruz nereye gittiğini ama o bizi görüyor falan diyorsanız, inanıyorsanız İslam'a göre durum bu değil. İslam'a göre o ya yokluğa karıştı ya da çok iyi bir insandı. Hemen cennette yaratıldı. Bilmiyoruz. Ama burayı görmediği kesin. İslam'a göre. Maide 117'yi okudum size. İsa. Ben onların arasındayken görüyordum. Ama sen benim vefat ettirince göremiyorum. Dedi. Bence ölüler şu an yoklar bile. Ya başka evet zaten hiçliğe karışıyoruz bir süreliğine ama şimdi başka bir evren orası. Buranın zamanıyla orası zam, onun zamanı bir değil. Belki cennet şimdiden var. Bilmiyoruz. Yanılıyorsun. Sadece ölüler görür der Hazreti Pala doğru onu unuttuk. Bak Pala hadisini unuttuk. Beyne okur musun abi? Rica etsem. Rüyamda bu sureyi okuyarak bana işkence etmişlerdi. Hala tüylerim diken diken olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan küfre sapanlarla müşrikler kendilerine beyne yani açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi. Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfalar okuyan bir Resul gelinceye dek o sayfalar içindedir dost doğru eskimez kitaplar. Kitap verilmiş olanlar yani ehli kitap Yahudi Hristiyan kendilerine açık delil beyine geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler. Oysa ki onlara dini yalnız ona özgüleyerek dost doğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah'a ibadet etmeleri, namazı duayı yerine getirmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru, eskimez ve aşınmaz din. Ehli kitabın küfre sapanları ile müşrikler içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedir. İşte onlar işte onlardır yaratılmışların en şerlisi. İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı. İnsan aynı insan, eşrefi mahlukat yok bak ortada en şerli insanda var, en hayırlı insanda var. İnsan olmak evet otomatikman bir değer veriyor sana, bir statü veriyor ama şerefli olduğun anlamına gelmiyor insan olmak otomatikman. İman edip ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı. Bir de şey dikkatinizi çekti mi? Kur'an'da bu hep böyledir. Ne zaman tehdit edilinse, şu insanlar cehennemliktir denilse hemen arkasından ama iyi işler yapanlar, salih ameller işleyenler cennetliktir. Hemen arkasında. Onların Rableri katındaki ödülleri altlarından ırmaklar akan adın cennetleri temiz bereketli bahçelerdir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuştur. İşte bu içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir. Sadakallahülezim. İnsanın eşrefi mahlukat olduğu Kur'an'da geçmez. Hangi insan çünkü? Anladın mı? Her insan şerefli mi? Hitler var bir kere. Stalin var. Onların kapı kulları var. Saddam Hüseyin'in katliam harek harekatının adını Enfal koyuyor. Hakikaten bu Müslümanlar neden böyle oldu? Yani, yani tarih He ben pek güvenmem ve pek girmem biliyorsunuz. Aram yoktur tarihle ama tarihe baktığımızda peygamber ölür ölmez başlıyor olaylar. Peygamber ölür ölmez başlıyor olaylar. Ebu Bekir hariç dört halifenin üçü öldürülüyor Müslümanlar tarafından. Ki Ebu Bekir de bir iki sene yapabiliyor halifelik zaten ölüyor hemen. Biraz uzun yaşasa onu da götürecekler belki. Müslümanlara bakmayın siz arkadaşlar. Şu Kur'an denen mucizevi Allah'ın ikramı olan güzel kitaba bakın. Müslümanlara bakacaksak. Araplara bakmayın özellikle. Doğru da şimdi... Evet Türkler yine Araplardan iyidir buna katılırım ama Türkler de çok ahım şahım değil yani açıkçası. Ya da Malezyalılar, Endonezyalılar çok mu süperler, Afrikalılar çok mu süperler. Sırf Arap değil yani mevzu. Müslümanlara bakmayın siz. Yani çünkü İslam diye sünnilik yaşanıyor dünyada. Bir İran Şii. O daha da beter. Bütün dünyada İslam yerine sünnilik yaşanıyor maalesef. Tek başına Kur'an'ı rehber alan insanların sayısı o kadar az ki. Allah'a şükür ki sayısı artıyor internet sayesinde bu. Çünkü sadece Kur'an'ı rehber edinmek bir tek bizim aklımıza gelmedi. 1400, 1400 yıl içinde kaç kişinin aklına gelmiştir? Kaç kişi böyle yaşamıştır? Ama bunlar ya bastırılıyordu, ya toplum tarafından dışlanıyordu, ya korku, korktuğundan sonra konuşamıyordu falan filan. Ama bugün internet güzel bir işe yol açtı. Sadece Kur'an'a inanan insanlar birbirlerini bulabildi, seslerini duyurabildi. Yani hala azınlığız tabi. sadece Kur'an'a inanan Müslümanlar olarak ama eskisi kadar az değiliz. Mealciler olarak anıyoruz. Ya bu bu adamlar o kadar salak ki işte e, taktıkları taktıkları pejoratif, pejoratif kelime bile saçma. Ben bir Arap olsam ve sadece Kur'an'a inansam bana yine mealci mi diyeceksin geri zekalı? <laughs> sadece Kur'an'a inanan Arap yok mu? O da mı mealci? Ve sizin hadisleriniz ne o? Meallerini okumuyor musunuz siz o hadislerin? Ha? Okumuyorsunuz yani işiniz yok. Dininizle işiniz yok, alakanız yok. Hiçbir şey okumuyorsunuz ama o hadisleri de mealden okumuyor musunuz? Lafa bak. Mealci. Arapların Arapça olan kitabı yanlış anladığı doğru mu? Güzelim, Araplardan daha mı iyi biliyorsunuz diyorsunuz da Araplar kendi arasında 8216'ya bölünmüş halde. Yani Arapların tek bir dini mi var sanıyorsunuz? Vahhabisi var, Selefisi var, Malikisi var, Hanbelisisi var, Hanefisi var. Ee, Araplar da bölünmüş. Araplar birbirine ne diyecek? Ben 7 cedden arabım, Sen yarı Arap'sın. Ben senden daha iyi biliyorum. DNA testiyle mi tartışacaklar birbirleriyle? Bunlar slogan laflar arkadaşlar. Araplardan iyi mi biliyoruz? Bunlar 144P George Carlin videosu paylaşan ateist argümanları. Slogan laflar. Ve TB5'ten gerçekten TB5 üzerinden Kur'an bakın öldürün diyor demek büyük ahlaksızlık ya. Yani, büyük yalancılık. TB'nin ilk 15 ayetini okusan Hiçbir savaşta hiçbir komutanın yapmayacağı emirler var. Karşı taraftan birisi sana sığınırsa onu güvenli bir yere götürmek zorundasın. Savaşı bırak. Hangi savaşta hangi komutan yapar bunu? Neler neler var. Arada öldürme iznini veren ki o ayetlerde olmasa savaşma izni olmayacak. Tarihte böyle bir devlet vardı. Unuttum ne olduğunu. Bayağıdır da aklımda da bakamadım bir türlü. Savaşmak yasak olduğu için yıkılan bir devlet var tarihte. Yani millet savaşıyor, bunlar öbür yanağını dönüyor. Cevap vermiyorlar. Bunlar nefsi o söz konusu adetler nefsi müdafaa izni veriyor Müslümanlara. Cemre Rahmani rüyalarda tabire bakmak doğru mu ya? Rahmani rüya ne demek bilmiyorum. Ben açıkçası rüyalara gayet bilinç bilinç dışımızın bize sunduğu bir kısa film gözüyle bakıyorum. Yani çok ilahi manalar yüklemiyorum ben rüyalara. Rüya tabirlerine falan hiç prim vermem. Yani Hz. Yusuf'a verilmiş böyle bir güç. Evet rüya tabiri yapıyor. Ama o peygamber. İsa ya da ölüleri diriltme gücü verilmiş yani. Hadi dirilt. Yusuf böyle bir şey yapabiliyor diye bu mümkün demek değil bu. Yusuf yalnız belki ben de dahil buradaki belki de hiçbir erkeğin yapamayacağı bir şey yapıyor. Arzulamasına rağmen bir kadını evli diye ve kocası ona iyilikler yaptı diye reddediyor. Yani kadın bayağı Yusuf'a saldırıyor. Kıyafetlerini falan soyuyor yani Yusuf'un. Ve Allah şey diyor. Andolsun ki Yusuf da o kadını arzulamıştı. Bak, yani çekici bir kadın demek. Yusuf da istiyor ama yapmıyor. Ya bunu yapabilecek erkek var mı aranızda? Ya? Ben kendimi de dışlamıyorum. Dünyanın en zor şeyi çatır çutur girerdik. Yani. yani ben depresyon zamanımda siklemezdim. Git bacım derdim ama o sayılmaz. Önemli olan istiyorken karşı koyabilmek Allah rızası için. İşte o yüzden peygamber. <laughs> o yüzden ona peygamberlik nasip ediliyor. Kadın alimle ben de giderdim. Mal adaptif sen garı mıydın ya? Abi Kur'an'dan rastgele sayfa açıp okur musun mümkünse yaptık bunu da şimdi sayfa yanımda salonda benim Kur'an mealim. Burada yok. Solda duran mavi kitabın Kur'an meali olduğunu nereden anladın sen? Erhan Aktaş mealiymiş. Tamam rastgele açıyorum o zaman. İki kez okudum ben onu. Ha. Ben Erhan Akbaş'ın mealini daha okumadım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musa, ey Rabbimiz, Firavun ve melelerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, onlar ise bunu senin yolundan saptırmak için kullanıyorlar. Rabbimiz, mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver. Zira onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler. Allah, ikinizin duası kabul olunmuştur. Siz doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu azgınlık ve düşmanlıkla onların peşlerine düştüler. Bu olmak üzereyken İsrail oğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına iman ettim ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Allah böyle tövbeleri kabul etmeyeceğini söylüyor. Ölüm çattığında edilecek tövbeleri. Kendinden sonrakilere bir ayet yani delil olman için bugün senin cansız bedenini kurtaracağız. Gerçekte ise insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar. Bu önemlidir. Senin canlı bedenini kurtaracağız diyor. Çünkü mumyacılık denilen şeyden haberdar değil Araplar, Muhammed de değil. Ama o firavunun mumyası var mı? Bu bilinmiyor elbette. Firavunun mumyası var da o firavunun mu? Ya firavun bir ünvan. Şah, kral, padişah gibi bir ünvan firavun. Sultan mı firavunun kelime anlamı? Fero gibi gibi. Ben aniden kaçayım mı? <laughs> tamam. Bu gece de gelmezsen karışıklıklar çıkarırım. <laughs> Allah'a emanet olun. Yüce Rabbim korusun sizleri. Canımsınız lan. Her yayını kapattığımda böyle ayrılırken bir ılıklık geliyor bana. Farkındasınız değil mi? Eyvallah komiser Mesut. Aydın gittim.